Şimdi bunların her mahallede bir temsilcileri var. Bu temsilci bazen bir rentakar olabiliyor, bir galerici olabiliyor ya da sıradan bir markette olabiliyor. Çocukları özellikle bu COVID sürecinde ailelerin herkesin evde olduğu bir dönemde bu çeteler tamamen terör örgütlü çeteler. Uyuşturucuya nasıl, ben narkotikte 28 yıl çalıştım. Uyuşturucuya nasıl önce ücretsiz verip bu da bizden olsun diyerekten kandırıyorlarsa da sanal ortamda oynanan yasa dışı bahislerde de önce 200 lira, 300 lira hesaba yatırıyorlar ama parayı vermiyorlar, kullandırtmıyorlar, bloke koyuyorlar. Çocuk da üstüne sürekli para eklenince iştahlanmaya başlıyor. Bu defa annenin, babanın kredi kartını kullanmak suretiyle onlardan habersiz işlem yapmaya başlıyor. Bu kredi kartı ve diğer kişisel bilgiler de onların eline geçtiği zaman o çeteler bunların kartlarını da boşaltmak suretiyle maddi ve manevi yaptırımlar uygulamış oluyorlar. Kayıplar oluyor ailelerin. Dolayısıyla bunlar tamamen terör örgütlerine çalışan siteler. Tamamı yurt dışı kaynaklı serverları, uzantıları ve buradan gelen paralar tamamen terör örgütlerine aktarılıyor. Çeşitli bahis çeşitleri var. Yani bahiste at yarışı da var, futbol da var, sanal oyunlar da var. Yani her türlü seçenek bunlarda mevcut. Yeter ki para gelsin, yeter ki çocuklar tuzağa düşsün. Burada en önemli şey, yani annenin babanın hiçbir günahı olmadığı halde, hiçbir bilgisi olmadığı halde Mali Suçları Araştırma Komisyonu bu sitelere ulaştığında ki ulaşıyor. Bu defa o kartı babasından gizli kullanan çocukların anne ve babaya da zararı oluyor. Gidip orada kredi kartlarına bloke koyuluyor. Zaten o siteler kartları boşaltıyor ve günlerce süren hukuk savaşı veriyor aileler. Mağdur oluyorlar. Arama motorlarına reklam veriyor bu siteler, bu yasa dışı bahis siteleri. Reklam vermek suretiyle oyunların içine gizlenen linklerle çocukların beynini subliminal mesajlarla işte 200 lira bonus kazandınız, 300 lira bonus kazandınız gibi tuzaklarla bunları cezbediyorlar. O parayı vermeyip daha sonra biriken parayı 58 bin lira kazandınız, 3 bin lirası vergidir, yatırmanız lazım, parayı hesabınıza göndereceğiz. Bunların içinde parayı yatırıp da parasını alamayan, 3 bin lirayı alamayıp bu defa icra tehdidiyle avukat yolda evinize geliyor, evinize icra uygulanacak şeklinde insanları tedirgin ediyorlar ve tehdit ediyorlar. Tabii. Mağdur ediyorlar. Yaklaşık yılda 40 milyon kişinin bu yasa dışı sitelere akın ettiğini görüyoruz. Bu büyük bir rakam. Bunlar çok profesyonel çalışıyorlar. Yani kendilerine çalışan temsilci var. Bunlara bir ücretsiz telefon veriyorlar, hat veriyorlar. Bize çalış, bize müşteri getir, sana komisyon verelim diyorlar. O kendileri bize çalış, komisyon verelim dediği kişiye bile parasını vermiyorlar. Bu yüzden adliyede dolandırıldım, mağdur edildim, maddi ve manevi kayıplara uğradım diyen birçok çocuğun ve ergenin olduğunu biliyoruz. Ayrıca yasalarımızda yasa dışı bahis oynamak suç olduğu için birçok çocuk, aile ve anne baba şikayet yapamıyor. Çünkü cezası var. 3 yıldan 5 yıla dek bir hapis cezası var.